أداعي القبر إن القبر لا يدري ولا يسمع ولو أسمعته يوما فلا والله لا ينفع أما تقرأ في القرآن عن ذلك ما يردع ففي فاطر والنمل بيان للذي يقنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، توسل وشفاعة قائد شفلر جواب درس مزدام الترامس أتكان درس مزدى توسل وون قائد شفلر جا تختبت كان بلدك الله نيزن بلان بقنقي درس مزدى شفاعة موضوع سيكوتامس خبو موضوع جا على قدر ألتتا نقطة توقت بتامز إن شاء الله برينش نقطة شفاعة نين لغة تاجي وشريعة تاجي معناص إكينش نقطة شفاعة نين تورلارا إشينش نقطة إنسان لارنين شفاعة بارس ده إش خصم جبل نش تورتنش نقطة قيامة كنا شفاعة قلوش لار بيانه يعني قيامة كنا كم لار شفاعة قلش ليه 5-ci nöqtə şəfaətin şərtləri 6-cı nöqtə şəfaətə erişiş yolları və bu barədə adamların 3 qismə bölünüşü. Xoş. 1-ci nöqtəyə gələdigan bolsak, şəfaətin lüğətdəki və şəriətdəki mənası. Şəfaətin lüğətdəki mənası şəfə sözüdən alınğan. Şəfə deyəni cüft. Ərəb dilində vitr taq deyəni şəfə isə جفت يعني. مثلا اعطيتك كتابا ثم شفعته باخر ديسا سيزگه كتاب بيردم سونرا ikincisini جفت قلب بيردم ديسا شفعته ديلاد يعني يعني ikinci كتابنا هم بيرلسا مانا شفعته جفت قلب بيردم ديگه مانا ده بولاد اند استلاح تاگه ماناسي كيسك شفاعتنا استلاح تاگه ماناسي التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة kimgadir foyda keltirish yoki undan ziyonni daf qilish uchun oraga tushib berishga shafoat deyiladi. Ya'ni bir shaxsni foydasi uchun, unga biron bir manfaat keltirish uchun yoki undan biron bir ziyonni daf qilish uchun boshqa bir kishiga oldiga borib o'rtaga tushib berish mana bu shafoat deyiladi. O'zimizda vosita deb qo'yamiz. Masalan, vosita bo'lib berish. Masalan, bir kishi ishga joylashmoqchi, o'sha ichini boshlig'iga tanish bo'lgan odamga borib gaplashib bering desa, bu o'rtaga tushib, shu bizni bizga tegishli odam shuni ishga olsangiz deb gaplashib bersa, mana bu shafoatchilik qilgan bo'ladi, ya'ni o'rtaga tushib vositachilik qilib bergan bo'ladi. Demak, shu kimgadir manfaat jalb qilish, o'sha ishga joylab qo'yish yoki ishdan bo'shatilish arafasida turgan bo'lsa, kimnidir gaplashib, shu ishdan bo'shatmang shuni deb gaplashib bergan bo'lsa, undan zararni daf qilish maqsadida o'rtaga tushib berayotgan bo'ladi. Demak, kimgadir yo foyda keltirish yo ziyonni daf qilish maqsadida o'rtaga tushib berish shafoat deyiladi. Shuning uchun ba'zilar buni qisqacha ibora bilan ash-shafa'atu talabul khayri lil ghayri. Talabul khayri lil ghayri. Ya'ni kimdir uchun yaxshilik talab qilib o'rtaga tushib berish degan ma'noda deyiladi. Xo'p. Qiyomatdagi shafoatdan maqsad nima? Qiyomatdagi shafoatdan maqsad طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره أو غيره من الله في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق قيامتكنا نبي صلى الله عليه وسلم يكي وزدتان باشقى صالح كشلر الله تعالى نزددا برار بر إنسان اچن منفعة بولوشن تلاب قلب ارتك تشربية شكاية لاد رسول الله صلى الله عليه وسلم yoki solih ayrim solih kishilar ba'zi kishilarni do'zaxga kirgan ayrim mo'min kishilarni do'zaxdan chiqishligiga shafoat qilishi, o'rtaga tushib shular chiqishligini talab qilishi yoki do'zaxga tushishga haqli bo'lgan kishilarni do'zaxga tushmasin deb talab qilib o'rtaga tushishlik mana bu shafoat deyiladi. Qiyomat kundagi shafoatdan maqsad mana shu nazarda tutiladi. Xo'p. Shafoatda demak ma'nosini bildik, lug'atda islohdagi ma'nosini bildik. Endi ikkinchi nuqtaga o'tamiz. Ikkinchi nuqta shafoatning turlari. Ulamolar shafoatni asosan ikkita qismga bo'lishadi. Dunyodagi shafoat va oxiratdagi shafoat.
dünyadagi shafaatning o'zi yana ikki qismga bo'linadi. Birinchisi bir inson uchun, ya'ni bir insonning boshqa bir inson uchun bir mahluqning nazdida shafaatchi bo'lishi. Buni yuqorida aytganimizdek, birovning ishini bitirib berish uchun o'rtaga tushib beradi. O'rtaga tushayotgan odam ham bitta mahluq inson. Bir insonga foyda berish uchun qilyapti va kimni oldiga boryapti, shuni bir insondan borib talab qilyapti, boshqa bir insondan borib, masalan boshliqdan borib talab qilyapti, falonchani ishga oling yoki ishdan ketkizmang deb masalan o'rtaga tushib beryapti. Demak, inson boshqa bir insonning foydasi uchun uchinchi bir shaxsni oldida shafoatchi bo'lib berishligi. Mana bu turdagi shafoat yo mustahab bo'ladi yo harom bo'lishi mumkin. Ya'ni mustahab bo'ladi qachon? O'sha birodarga haqiqatda manfaat bo'ladigan narsani yoki undan ziyonni daf qiladigan narsaga oraga tushib bersangiz-u, va oraga tushib bergan, bitirib berayotgan ishingiz, oraga tushayotgan ishingiz shariatda harom qilinmagan bo'lsa, mana bu mustahab bo'lgan shafoat deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishfa'u va tujaru. Shafoat qilinglar, ajr olasizlar deganlar. Yashfa shafa'atan hasana. Alloh taolo ham Nisa surasida men yashfa shafa'atan hasana falahu kiflun minha deyildimi? Kim yaxshi shafa'at qiladigan bo'lsa, unga undan nasiba bo'ladi deyildi. Unga nasiba bo'ladi, ya'ni savob bo'ladi degan ma'noda. Endi ikkinchi mana shu shafa'at o'zini gohida harom bo'lishi mumkin. Qachon? Agar shariatga xilof narsa uchun o'rtaga tushib bersa. Masalan deylik, o'sha ishga noloyiq bo'lgan odamni joylashish uchun gaplashib bersa. O'zi aslida shartlarga to'g'ri kelmaydi va hokazo, lekin tanish bilish qilib turib, noloyiq bo'lgan odamni imom bo'lib bersin desa, imomachilikka yaramaydi o'zi aslida. Yoki o'sha ishga loyiq bo'lmagan kishini o'rtaga tushib gaplashib bersa, mana bunga o'xshagan shafoatlar harom hisoblanadi. Yoki masalan, navbatda hamma turibdi, ertalabdan kelib kutib turibdi, tanish bilish qilib turib, hech kelsa ham birinchi bo'lib navbatda oldinga o'tib ketishlik uchun shafoatchi bo'lib berib gaplashib bersa, mana bu ham harom bo'ladi, chunki haqliroq bo'lib turgan odamdan ko'ra nima qilish, boshqa birovni muqaddam qo'yishga olib boradigan bo'lsa, mana bu ham harom bo'lgan shafoatni bir turi. Yoki bo'lmasa, Alloh taoloning hadlaridan birortasini soqit qilishlik uchun o'rtaga tushib bersa, mana bu ham nima hisoblanadi, harom bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida mahzumiyalik bir ayol o'g'irlik qilgan paytda qo'li kesiladi. Shariat hukmi bo'yicha qo'li kesilishi kerak. Shunda kimni oraga qo'ysa ekan deb turib, o'sha shu ayolning qabiladagilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan sahobalardan Usomani o'rtaga qo'ymasak boshqa hech kim jur'at qila olmaydi bu masalada deb Usoma radhiyallohu anhu borib, shu narsani endi kechib olishlikni so'rab borganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azob qiladilar. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Alloh taoloning hadlaridan birortasini soqit qilish uchun shafoatchi bo'lyapsanmi deb azob qiladilar. Demak, mana bunday hokimga yetib borgandan keyin bu masalalar hech kim kelib oraga shafoatchi bo'lib endi shuni qo'yib bering yoki keching deyishga haqqi yo'q. Mana bu harom bo'ladi. Ammo yuqorida aytganimizdek shariatga xilof bo'lmagan ishlarda gaplashib berilsa va hokazo, o'sha ishga loyiq o'zi bilasiz, ishga loyiqligini bilib turib, gaplashib berib, o'rtaga tushib berib, shuni ishga joylab qo'ysangiz, masalan, bu mustahab deyiladi. Xo'p, dunyodagi shafoatning ikkinchi turi bir inson boshqa bir inson uchun shafoat qiladi Allohning nazdida. Birinchi turida inson boshqa bir inson uchun shafoat qiladi uchinchi bir insonning oldida. Lekin bu yerda mahluq mahluqga shafoat qiladi Xoliqning nazdida. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda duo ma'nosidagi shafoat. Ya'ni bir kishining oldiga borib ishfa'li degani, ya'ni ud'uli, menga duo qiling degan ma'noda. Demak, shafoatni, dunyodagi shafoatni ikkinchi turi qaysi ma'noda ekan? Duo ma'nosida. Tirik odamni oldiga taqvodor, solih deb gumon qilgan odamni oldiga borib haqimga duo qiling, ya'ni meni haqimga shafoat qiling, ya'ni duo qiling degan ma'noda aytilsa, bu narsa joiz deyishadi ulamolar, lekin sharti tirik odam bo'lishi kerak. Ammo o'lik odamni qabr ustiga borib meni haqimga duo qiling deb aytishi nima? Joiz emas deyiladi. Demak, dunyodagi shafoatni o'zi nechiga bo'lindi? Ikki qismga bo'lindi.
bir mahluk başka bir mahlukka üçüncü bir mahlukun aldı da ortaya düşüp birisi. Bunu özü ya haram buladı ya müstahap buladı dedik. İkinci türü bir mahluk başka bir mahlukunu başka bir mahluk için Allah'ını nazda şefaatçi bu biradı. Yani onun hakkına dua biradı. Allah'tan sonra biradı. Şunun işini bitirip verdi. Belki bu mesela şey farzand görmeyken olsa farzand bir işini sorab, işi yürüşmeyken olsa işi yürüşüp geçirliğini sorab, hakkına dua verişliği. Yani bu dünyadaki şefaatin ikinci türü. Tamam. Şimdi şefaat ne? Dünyadaki şefaat var dedik, ahiretteki şefaat var dedik. Ahiretteki şefaatinin özü hem yani ikide kısımda bölünedir. İspat kılıngan şefaat var. Kur'an sünnette ispat kılıngan şefaat var. İnkar kılıngan şefaat var. Yani bu iki kısımda bölünedir. İspat kılıngan şefaat ve inkar kılıngan şefaat var. Hop. İspat kılıngan şefaatlarını türleri quyidagilar. Yani ahiretteki Kur'an sünnette sabit bo'lgan şefaatinin türleri 8 ta turini hisoblashadi ulamolar. 8 ta tur var. 8 ta tur var. Birincisi şefaatul uzma, büyük şefaat, ulug şefaat. Bu şefaat mahşerde hisob kitobni yengillatish uchun bo'ladigan şefaat. Odamlar uzoq vaqt turib qiynalib ketganligidan payg'ambarlardan borib şefaat so'raydi. Alloh taolo tezroq oramizda hukm qilishligini talab qilib, Odam alayhissalomga borishadi. Odam alayhissalom o'zini daraxtdan yeb qo'yganlik gunohini aytib turib, men bunga jur'at qila olmayman, shafaat qila olmayman deb uzr aytadi. Nuh alayhissalomga boringlar deydi. Nuh alayhissalom o'zini uzrini aytadi va hokazo oxiri Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelganlarida ana laha deb turib, keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam borib shafaat qiladilar. Mana shu ash-shafa'atul uzma, al-maqamul mahmud payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun o'sha maqtalgan maqom deb berilgan maqom mana shu shafa'atul uzma, u Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xos bo'lgan shafaat. Mana bu birinchi turi. İkinci turu şefaatü fi duhulil mu'minin el cenne. Mu'minlarını cennetke kirişliği üçün şefaat kılınış. Mu'minlar sırattan ötkenden keyin cennetke kiriş arafasında turganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kılma günçe kirişmeydi. Demek şefaat kılınganden keyin Allah Teala'dan talep kılıp şefaat kılınganden keyin yine cennet ahlinin cennete kirişke izin verildi. Üçüncü turu şefaatü li raf'i derecati ehli'l cenne. Cennet ahlinin derecelerini kötürüş için buladigan şefaat. Cennet ahlinin derecelerini kötürüş için buladigan şefaat. Bu üçüncü türü. Dördüncü türü şefaatü li kavmin istahakku'n nar alla yedhuluha. Dozakka kirişke hakli bugan müminlerini dozakka kirmesliği için şefaat kılış. Yani Allah Teala'dan şefaat kılıp Suriydi, o'sha ulug' zotlar, payg'ambarlar, farishtalar va hokazo solih bandalar shu do'zaxga kirishga haqli bo'lgan kishini kirmaslik uchun boshdan bosh Alloh taolo gunohlarini kechib, jannatga kirishligini so'rab shafaat qilishlari. Mana bu 4-chi turi. 5-chi turi ash-shafa'atu fi ahlil kaba'ir. Gunoh kabira qilgan kishilar uchun bo'ladigan shafaat. Gunoh kabiralarni qilib, tavba qilmasdan vafot etganlarni shafaat qilish. Yani bunu bazı ulamalar ne deyişedi? Şefaat fi ehlil kebair edip durup dozakka çüşken kişilerini dozaktan çıkarışka şefaat kılış. Yani Allah Teala keçmegen bosa günahlarını ve dozakka çüşken bosa şu dozaktan çıkarışlık için şefaat kılış. Yani evvelgisi dozakka kirişke haqli bugenlerini bundan aldığın ki 4. kısmı dozakka kirişke haqli bugenlerini baştan baş kirmeslik için şefaat kılınadı. 5-chi turida esa do'zaxga kirib azoblanayotgan mu'minlarni shu do'zaxdan chiqishligini talab qilib shafaat qilish. 6-chi turi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Tolibga azobni yengillatishini so'rab shafaat qilishlari. Shafa'atur Rasul sallallohu alayhi vasallam li'ammihi Abi Tolib fi takhfifil azabi anhu. Azobni yengillatishligini so'rab shafaat qilishlari. 7-chisi الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. جنتك حساب كتاب سس كرشلي بچن شفاعة قلش. يعني بعض شلارنا جنتك هيش كان ده حساب كتاب سس كرشلي كنا تلاف قلب شفاعة قلش. سكزن شتور إسا نبي صلى الله عليه وسلم نين شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة المنورة. يعني مدينة أهل بچن شفاعة قلش لاره. نبي صلى الله عليه وسلم أين مدينة أهل بچن
şefaat kılıçları. Yani bu 8. tür deyiladı. Hop, bana şu 8'de tür şefaatini ayrımları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlerine has. O genleri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem felişteler hem başka salih mumunlar hem şefaat kılıç mümkün bugün türleri hem var. Bunların arası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e has bu genleri şefaatul uzma, büyük şefaat ve Resulullah'a has. Bütün mahşerde hesap kitap tizletiş için talep kılıp şefaat kılıç bu fakat kimge has? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlerine has. Ve cennet ahlini cennete girişliğe şefaat kılıçlık Resulullah'a has deyişedir. Amakları Ebu Talib'ni den azabı yengilletişlikini sorup şefaat kılıç hem Resulullah'a has bugün şefaatlerden ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ahli Medine için şefaat kılıçları hem bu Resulullah'a has deyişedir. Bana şu 8'de tür şefaatinin 4'tesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlerine has. O genleri mumunlar, başka mumunlara şefaat kılıçı mümkün. Yok ki felişteler, salih gönderler, demek kılıçı mümkün, şefaat kılıçları mümkün. Hop, bana bu ahirette ispat kılıngan şefaatinin türleri. Şimdi ahirette inkar kılıngan şefaat türleri var. İnkar kılıngan şefaat türleri bu, yani kafirler için, müşrik bugün kişiler için bugün şefaat, bu inkar kılıngan şefaat. Yani Kur'an'da bazı ayetlerde var, kıyamet günü hiç kendi şefaatçi bu miydi? Ya ki hiç kanaka şefaat fayda bir miydi degen ayetler var. Yani şefaatini inkar kıp geledi, hiç kanaka şefaatçi bu miydi? Ya ki şefaat fayda kı miydi deyip geledi. Bana şu inkar kılıngan şefaat deyip şu nerse nazarda tutuladı. Lekin başka bir ayetlerde özünü şartı bilen şefaat kılıçlık hakkında ayetler kegen. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi izni Allah Teala'nın nazdı da o zatın iznisiz hiç kim şefaat kı miydi deyip geledi. Demek Allah izin verirse şefaat kılıçlığı düşünüledi. Demek ispat kılıngan şefaat var. İspat kılıngan şefaat yukarıda aitken 8 türge bölünedi. İnkar kılıngan şefaat var. Yani aitkenimizdik öşe şefaatçı bu miydi? Yok ki hiç kendi şefaat fayda vermiydi? Degen manadaki ayetlerden maksat kimler nazarda tutulgan? Birincisi öşe ahli şirk için. Şirk amellerini kılıp, küfür amellerini kılıp tövbe kılmasından vefat etkenler için hiç kendi şefaat fayda vermiydi. Ular hakkında şefaat kılınmıyordu degeni. Yani inkar kılıngan şefaatte maksat şu. Şu müşrik bugün, kafir bugün kişiler için şefaat kar kılmıyordu. Bu inkar kılıngan şefaat kekiradı. Şunu dedik, Allah Teala izin vermese hem şefaat kılınladı deyip itikad kıladı genler. Bana bu inkar kılıngan şefaatini verir. Çünkü Allah Teala izinsiz demek miydi? Hiç kim şefaat kıla almaydı. Ve Allah Teala razı bulmayan kimselerge hem şefaat kılışı mümkün degen itikad ve inkar kılıngan şefaatlerden. Allah Teala kimden razı olsa o şey hakkı da yine şefaat sabit buladı. Şu kişiye yine başkalar şefaatçı bu ortaya çıkış mümkün. Ama Allah razı olmayan kişi de hiç kimden akılamaydı, şefaat kılı almaydı. Yani bu Allah razı ola diyen kişiler aynı o şey mümin kişiler. Tevhidde vefat etken kişiler. Yani bu inkar kılıngan şefaat değildi. Lekin yani bundan ne istisna kılınladı? Şefaatini yukarıda sana bütün 8'de türünün 2'desi istisna kılınadı. Yani Allah Teala razı olmasa hem onlardan şefaat kılınadı. Yani büyük şefaat. Hesap kitabı yengilletiş için buladığın şefaat. Bu umumi. Kafir o müminlerge taliqli hesap kitabını tezletiş için buladığın şefaat. Şunda hem için beraber buladı bu. Kafirler hem kripit yaptı. Mahşerdeki sual cevabı tezletiş meselesi de. Bunlar istisna kılınadı. Yani kafirlerge hem şefaat bulu yaptı şunda. Ve yine Ebu Talib. Peygamberimizin emekleri Ebu Talib. Kafir bu ölüşüye karamazdan onge şefaat kılınışka izin verildi. Lekin uyan cennet cehennemden çıkar varışmaz. Belki çünkü azaptı. Yengilletiş üçün yine bugün şefaat. Yani bu istisna kılınadı. Nimeden istisna kılın yaptı? Allah Teala razı bugün kişiye yine özü şefaat kılınadı dedik. Fakat razı bu miydi? Yani kafir kişilerge taliqli iki kıl şefaat var. Bu büyük şefaatte ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emeklerge kıladigen şefaatler dediğimiz. Şimdi üçüncü noktaya ötemiz, insanların şefaat barası da üç kısımda bölünüşü. Ulamalar açıdı ki şefaat barası da adamların üç kısımda bölüşümüz mümkün. Bu üçte kısımını ikitesi adaşken taife, bittesi hak yoldaki taife. Adaşkenler kimler? Birinci kısım yukarıdaki ispat kılıngan, kitab-ı sünnette ispat kılıngan şefaatini
ayrimlarini inkor qiladigan toifa. Masalan 8 ta turini aytdik, ularning hammasi Qur'on sunnatda sabit bo'lgan shafaat turlari. Shulardan 2 tasini inkor qiladiganlar bor. Do'zaxga tushishga haqli bo'lganlarni hech kim o'rtaga tushib shafaat qila olmaydi. Yoki do'zaxga tushgan mu'minlarni hech kim shafaat qilib undan chiqara olmaydi. Balki kim do'zaxga tushsa, unda abadiy qoladi, undan hech kimning shafaat bilan u yerdan chiqmaydi deb e'tiqod qilishadi. Bu va'idiya mazhabi deb qo'yishadi ulamolar, ya'ni xavarij va mu'tazilalarning mazhabi. Xavarij va mu'tazilalarning nazdida mana shu turni inkor qilishadi, mana shu ikkita turni inkor qilishadi. Do'zaxga tushishga haqli bo'lganlarni hech kim oraga tushib shafaat qila olmaydi deb bu turni inkor qilishadi. Yoki do'zaxga tushgan bo'lsa, undan chiqishlik uchun biroq oraga tushib shafaat qila olmaydi deb shu ikkita turni inkor qilishadi. Mana bu ikkita turni inkor qilishadi. Bular xavarij va mu'tazilalar. İkinci taifa, şefaat borasidagi ikinci odamlarning ikinci taifasi, qiyomat kuni Alloh taolodan o'zga sig'inilgan ilohlar ham shafaat qiladi deb gumon qiladiganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida o'sha butga sig'inadiganlar ham nima uchun sig'inishgan? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Bizni qisman Alloh taologa yaqinlashtiradi bular. Deb erta kuni shularni shafaatini o'ylab nima qilishgan? Shafaat qiladi bizni deb ularga ibodat qilishgan. Mana bu ular gumon qilayotgan shafaat yo'q shafaat. Alloh taolo hech qachon mushrik bo'lganlarga shafaat qilib qo'yishga izn bermaydi. İzn bermaydi. Demek mana shu Alloh taolo izn bermagan, ya'ni boshqacha qilib aytganda biz oxiratdagi shafaatni isbot qilingan shafaat dedik va inkor qilingan shafaat dedik. Hozir shafaat borasida adashganlarni birinchisi mu'tazilalar, xavarijlar o'sha isbot qilingan shafaatni orasida ikkitasini inkor qilyapti. Ikkinchi adashgan toifa esa inkor qilingan shafaatni isbot qilyapganlar. Inkor qilingan shafaat biz aytdik, hech qachon Alloh taolo kufr ahliga, shirk ahliga shafaat qilishga izn bermaydi, ularga shafaat qilinmaydi. Yo'q, o'sha shafaat bor deb e'tiqod qiladiganlar mana bu adashgan bir toifa. Endi bu shafaat borasidagi 3-chi haq yo'ldagi bo'lgan toifa ahli sunna va jamoa nima deb e'tiqod qiladi? Shafaat ikki qismga bo'linadi deydi. Qur'on sunnatda isbot qilingan shafaat bor, inkor qilingan shafaat bor deydi. Va isbot qilingan Qur'on sunnatda kelgan barcha o'sha 8 ta shafaatning turlarini hammasini isbot qilishadi va inkor qilingan shafaat ham bor deyishadi. Inkor qilingan shafaat bu aytganimizdek Alloh taolo o'zi rozi bo'lmaydigan kishilarga shafaat qilmasligi, hech kim shafaat qila olmaydi deb e'tiqod qilishadi. Tushunilgan. Xo'p, endi 4-chi nuqtaga o'tamiz. 4-chi nuqta qiyomat kuni shafaat qiluvchilar kimlar? Ya'ni kimlar shafaat qiladi? Mana bu qiyomat kuni shafaat qilish martabasi juda ham ulug' martaba. Chunki qiyomatda hamma qo'rquvda bo'lib turadi. Ya'ni holatim nima bo'lar ekan, do'zaxiy bo'lamanmi, jannatiy bo'lamanmi deb turgan paytda Allohning nazdida o'rtaga tushib berib, birovlarni yo do'zaxga kirishga haqli bo'lganlarni kirmaslikka shafaat qilishligi yoki do'zaxga kirganlarni do'zaxdan chiqishga shafaatchi bo'lib berishlik bu ulug' maqom. Hamma qo'rqib turganda birovga o'rtaga tushib bera biladigan bir maqomda bo'lishligi, ham o'zi xotirjam, ham boshqani o'rtaga tushib bera bilishlik bu ulug' bir maqom. Xo'p, shu Alloh taolo qiyomat kuni kimlarga shafaat qilishga izn beradi? Kimlar shafaat qiladi qiyomatda? Shafaat qiluvchilarni eng ulug'i Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni birinchi o'rinda shafaat qiluvchilarning eng ulug'i Nabiy sallallohu alayhi vasallam hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni shafaat qilishlariga dalillar juda ham ko'p. Shulardan biri Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Har bir payg'ambarning mustajob duosi bo'lgan. Barcha payg'ambarlar o'sha duosini aytib qo'yishgan. Va inni ixtaba'tu da'vati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, men esa duoyimni qiyomat kuni ummatimga shafaat bo'lishi uchun asrab qo'ydim. Ya'ni bundan oldingi barcha payg'ambarlar o'sha ijobat qilinadigan duolarni dunyoda qilib qo'yishgan. Men bu ijobat bo'ladigan duoyimni shu ummatimga shafaat bo'lishligi uchun asrab qo'ydim deganlar. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أمتي دان الله تعالى قبرنا سنشرك يترميديان
odamga albatta bu shafoatim yetadi deganlar. Mana shu yerda demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoat qilishlari ochiq kelyapti. Va yana shafoat qiluvchilar orasida farishtalar, qolgan payg'ambarlar, solih mu'min kishilar ham shafoat qiladi. Alloh taolo izn bersa shafoat qiladi. Unga dalil Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki يقول الله تبارك وتعالى الله تعالى أيتها يعني بو حديث قدسي الله تعالى أيتها شفاعة الملائكة الله تعالى قيامتكن أيتها يعني بو يرد الله تعالى أيتها يعني قيامتكن الله تعالى أيتها شفاعة الملائكة فرشتلر شفاعة قلده وشفع النبيون باغنبرلر شفاعة قلده وشفع المؤمنون مؤمنلر شفاعة قلده ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فقط أرحم الراحمين بغان زوتكنا قلده دب الله تعالى فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فيقبض قبضة من النار الله تعالى دوزاختان بر قبضة alıp ondan umrida biror ta yaxshilik qilmagan odamlarni chiqaradi deyapti. Demak mana shu hadisda qiyomat kuni kimlar shafoatchi bo'lishi bayon qilinyapti. Farishtalar shafoat qildi deyapti. Payg'ambarlar shafoat qildi va shafa'al mu'minun mu'minlar ham shafoat qildi deyapti. Demak mana shu 3 ta toifa nima qilar ekan shafoat qilar ekan farishtalar payg'ambarlar va payg'ambarlarning orasida eng ulug'i Muhammad sallallohu alayhi vasallam deymiz va solih mu'minlar solih mu'min kishilar shafoat qiladi va lam yabqa illa arhamur rohimin endi arhamur rohimin bo'lgan zotdan boshqa Alloh taoloning o'zidan boshqa hech kim qolmadi deb keyin Alloh taolo do'zaxdan bir qabza olib hayotida yaxshilik qilmagan odamlarni chiqaradi deyilyapti. Endi 5-chi nuqtaga o'tamiz. 5-chi nuqta shafoatning shartlari. Shafoatning shartlari. Xo'p, qiyomat kuni payg'ambarlar, farishtalar, mu'minlar shafoat qilishar ekan. Xohlagan kishiga shafoat qilaveradimi? Ya'ni har qanday mu'minga shafoat qiladimi yoki o'zining shartlari bormi? Albatta shartlari bor. O'sha shartlar topilgan, topilsagina shafoat qilinadi, bo'lmasa shafoat bo'lmaydi. Xo'p, bu shafoatning sharti asosiy ikkita shart. Ikkita shart topilish kerak shafoat foyda berishligi uchun yoki shafoat qilinishi uchun. Birinchi sharti Alloh taolo shafoat qiluvchiga izn berish kerak. Alloh taolo izn bermay turib hech kim shafoat qila olmaydi. Albatta Alloh izn bergan bo'lish kerak. Bunga dalil Baqara surasining 255-chi oyati. Hammamiz yodlagan o'sha oyatul kursida Man zillazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Allohning huzurida kim ham shafoat qilardi? illa u zotning izni bilangina ya'ni boshqacha ibora aytgan uning huzurida ya'ni u zotning huzurida hech kim uning iznisiz nima qila olmaydi shafoat qila olmaydi degan ma'noda Alloh taolo Yunus surasining 3-chi oyatida ma min shafi'in illa min ba'di iznihi biror bir shafoatchi bo'lmaydi qiyomat kuni illa min ba'di iznihi Alloh izn bergandan keyingina shafoat qiladi deyildi Saba surasining 23-chi oyatida va la tanfa'u shafa'atu 'indahu Allohning huzurida biror bir shafoat foyda bermaydi illa liman adina lah. Alloh izn bergan kishi uchungina. Demak, Alloh izn bergan bo'lish kerak. Dunyoda dunyodagi shafoatda izn bermasa ham shafoat qilinadi. Oxiratdagi shafoat bilan dunyodagi farqlardan biri shu. Masalan, o'sha boshliqni yaqini yoki o'ng qo'li deylik, o'zini eng yaqin ishchisi va hokazo qolganlarni o'zini yaqinlarini ishga qo'yish uchun masalan gaplashib berish mumkin izn bersa bermasa kelib o'rtaga tushib nima qilish mumkin gaplashib berishi mumkin lekin alloh taoloning nazdida hatto eng ulug' zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shafoat qilishlari uchun alloh taolo izn bermasa shafoat qila olmaydi alloh taolo izn bermasa shafoat qila olmaydi bunga dalil imom buxoriy rivoyat qilgan hadis buyuk shafoat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos bo'lgan shafoat haqida kelgan uzun hadisda quyidagi ibora keladi itu muhammadan sollallohu alayhi vasallam faqad g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhara odam alayhissalom nuh alayhissalom shunga o'xshash ulug' payg'ambarlarga borib hammasi uzrlarini aytib oxir muhammadga boringlar deyilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga boringlar u zotning o'tgan gunohlari va oldingi va keyingi gunohlari kechirilgan zot deb aytishadi. Fayatuni menga kelishadi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Fa astazinu ala robbi robbimga izn so'rayman. Fa idza ra'aytuhu waqa'tu sajidan robbimni ko'rganimda o'zasiga sajda qilib yiqilaman. Fa yad'uni ma sha'alloh
ثم يقال لي الله تعالى مني خاخ لجانك قوي برده سجدة ده قال الله تعالى سجدة خلاص من قوي برده ثم يقال لي ارفع رأسك كين باشين كتر سل تعطى سورة برلسم وقل يسمع جابر جنتين نده واشفع تشفع شفاعات قجن شفاعتين قبل قل نده ديلا ده أنا شو يرديم طا الله تعالى إذن بير ما جنشة باشين كتر سورة برلسم عيد تين نده شفاعات قل شفاعتين قبل قلنا ده ديب الله تعالى ازن بير ما جنش رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حتى شفاعت قل علمي ده حب اكين شرط برين شرط شفاعت قلو چي قتع الاخلي بسا اكين شرط شفاعت قلنو چي قتع الاخلي وش شفاعت قلو چلار الله ازن بير جان كشلار شفاعت قلي اكين شخصلار هم شفاعت قلنو چي هم نما بولش كري الله تعالى راضي بو جان كش بولش كري منا بو اكين شرط الله تعالى راضي بو جان كشي جينا شفاعت قلاده الله راضي بو مسا شفاعت قميدة بو شرط كدليل ما الله تعالى أنبياء سورة 28 آيات تأتيك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا شفاعت قلش ميدة إلا كم جاء أز راضي بوغان كم سلر جينا الله أز راضي بوغان كم سلر جينا شفاعت قلش هذا من أبو اكتا شرط برنس شفاعت قلوش لرجع الله أزم بيرجان بولش كري شفاعت قلني أكن شخصا الله راضي بوغان بولش كري ديدك من أبو اكتا شرط بيت آيات تجملن جن نجم سورة 26 آيات الله تعالى يتذكي وكم من ملك في السماوات أصمون لردا كنش لردا كنش فرشت لربار لا تغني شفاعتهم شيئا ولا أن شفاعة عموما فايدة بير ميد إلا كشان فايدة بيرادة من بعد أن يأذن الله الله أزم بير جندن جنا الله أزم بير جندن جنا كين لمن يشاء ويرضى ويزخخ لجن ورازب جن كشجع الله أزم بير جندن كين شفاعة خلاص عدي بتمنى شو يردا وشا قانچلردن قانچا اسماندگی فرشتلر شفاعت اونما فایده بیرمیدی الا دپ تور birinci شرط الله اذن بیرگان بولوش کری ikinci شرط لمن یشاء و یرضا الله خاخلاب رازی بوگان کیشیگه گنا شفاعت قلیشادی انا بو ikkala شرط هم بیتدی آیت تجملن یابدی خوب ikinci شرط دا الله تعالی رازی بوگانلر بولوش کری دیپمیز الله تعالی رازی بوگان بولوش کری دیپدی خوب ارته کونی اوشا قیین کونده قیامت کنده شو اولو ذاتلرنه، پریشتلرنه، پیغمبرلرنه، مؤمنلرنه شفاعتی که داخل بوب قلشمز اچون کریب قلشمز اچون شو شفاعت بزگه هم نصف قلش اچون الله راضی بولش کری دیدیک خب الله کمدن راضی بولده؟ الله تعالی فقط مؤمنلردن گینه راضی بولده اهل توحیدتن گینه راضی بولده اما کفر حالت ده اولگن بوسه، مشرک بوب اولگن بوسه كفردا شركتا توبة قميك اتكام بسا الله لاردان رازبو ميد الله تعالى اتكي ولا يرضى لعباده الكفرة الله تعالى بندلرغا كفر لكنا رازبو ميد ديدي دمك كافر بو بلغان بسا ولارغا مطلقة شفاعت نما قميد كار قميد شفاعت قلم ميد الله مؤمن لارغا قنا رازبو لادي بو ديگاني الله رازبو لديان كشي بولوب ارتكوني وش اولو ذاتلارنا شفاعت نصيبة دار بولوش چون مطلقا گناه قمگن بولش شرط ماست. حتی بزهتی گناه کبیره خگن بوسیم شفاعت قل نددیک. دیمک گناه قلنگن بوسیم شفاعت تن امید بار مادامی که توحید تو اتکن بوسه. اگه توحید تو اتکن بوسه دیمک شو ذاتلرن شفاعت دن نصیب دار بولش لیکه امید بار دیلد. لیکن این که تشرت اتکن بوسیک الله راضی بولش چون مشن ما بولش کری توحید تو اولگن بولش کری. بونگه دلیل یکار دگه عیت بطلگن حدیث امام مسلم روايات قلقان حديثة أبو هريرة رضي الله عنه دان كلاده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلر لكل نبي دعوة مستجابة حرب البيغمبرن مستجاب دعاء سبولغان فتعجل كل نبي دعوته هما بيغمبرلر وشه دعاءنا أيت بوشكان وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من بو دعايمن قيامت كن أمتي مجا شفاعة قلش شن أسرق ويجمان دب كيما نبو يرد إتوار بيرين فهي نائلة من شفاعتم ارتكني يتعد كمجا إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ديل الله كبرار نرسى شرك المجان شجا يتعد إن شاء الله وشلرجا يتعد دده دمك رسول الله نين شفاعتنا نصيب دار بولا من دجان كش شرك تنشت لانش كري يعني شرك ما يقول ساجنا يتعد بو مسا شرك بلا وفات يتعد تو بقى مسنا وفات يتكلم مسا أميدن أزور سنديل هذا باش خبر حديثة إمام ترمزي سنن لردك جان حديثة عوف بن مالك الأشجعي رواية قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلركي أتاني آتي من عند ربي رب من هزور دان
birov kelib deyapti, ya'ni farishta nazarda tutyaptilar, Alloh alam, fahayyarani bayna an yudkhila bayna an yadkhula nisfa ummati al-janna va bayna ash-shafa'a. Ummatining yarmi jannatga kirishligi yoki shafoatni ixtiyor qilasanmi deb ikkita narsani orasida menga ixtiyor berdi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Faqtartu ash-shafa'a. Men shafoatni ixtiyor qildim deyaptilar. Ya'ni ummatining yarmi shunday jannatga kirib ketaversinmi deilsa yoki shafoat qilishni tanlaysanmi deganda men shafoat qilishni tanladim deyaptilar. Keyin orqasidan vahiya liman mata la yushriku billahi shay'an. Bu shafoatim Alloh taolaga biror narsani shirk keltirmay vafot etganlar uchun deyildi. Ya'ni aynan mana shu nimaga ishora qilyaptilar, mana shu shartga. Demak, qiyomatdagi ulug' zotlarning shafoatidan nasibador bo'lish uchun inson tavhidda vafot etgan bo'lish kerak va dunyoda ham dunyodagi shafoatni bitta ma'nosi duo qilish dedik. Dunyoda ham birovning haqqiga duo qilaman desangiz, mu'min bo'lib o'lgan bo'lish kerak. Ammo kofir bo'lib o'lgan, mushrik bo'lib o'lgan kishilarning haqqiga duo qilinmaydi. Chunki duo qilish bu shafoatning bir turi, unga shafoat qilyapsiz. Duo qilyapsiz, shafoat esa faqat kim uchun bo'ladi? Shafoat faqatgina mu'min uchun bo'ladi. Mu'min uchun bo'ladi. Shuning uchun masalan bir o'lgan odamni tilga olsangiz, o'zimiz masalan odat bo'lib qolgan Alloh rahmatiga olsin deb masalan nima qilamiz? Haqlarga duo qilib eski olamiz. Mana bu faqat kim uchun bo'lishi kerak? Mu'min bo'lgan kishigagina ishlatasiz buni Alloh rahmat qilsin deb. Ammo masalan kofir bo'lib o'lgan bo'lsa, nasoro bo'lib o'lgan bo'lsa, hokazo uni haqqiga Alloh rahmat qilsin deb so'ralmaydi yoki Alloh taolodan uni haqqiga istig'for so'ralmaydi va hokazo. Majmu' al-Fatawa kitobida Shayx al-Islom aytadilarki, "Wa amma ash-shafa'atu wad-du'a fa intifa'u al-ibadi bihi mawquufun ala shurut wa lahu mawani'." Shafa'at duoga keladigan bo'lsak, bandalar shafoatdan foydalanishi yoki duodan foydalanishi uning shartlari bor, uning muayyanliklari bor deyapti. Fa shafa'atu lil-kuffar bin-najat min-nar wal-istighfar lahum ma'a mawtihim 'ala al-kufr la tanfa'uhum. Kofirlarni do'zaxdan najot topishi uchun shafoatchi bo'lish yoki kufrda vafot etgan bo'lishlarga, kufrda o'lgan bo'lishlarga qaramasdan ularning haqqi istig'for aytishlik ularga foyda bermaydi. Agarki shafoat qiluvchi Allohning nazridagi eng ulug' zotlardan bo'lsa ham uning shafoat foyda qilmaydi kofir bo'lgan shaxs uchun. Fala shafi'a a'zam min Muhammad sallallohu alayhi va sallam thumma al-Khalil Ibrahim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra buyukroq shafoatchi yo'q. U zotdan keyin Khalil Ibrohim alayhissalomdan ko'ra buyukroq shafoatchi yo'q. Alloh nazdagi eng maqom baland bo'lgan mana bu hatto ikkita Alloh taolaga suyukli payg'ambar ham shafoati kofir bo'lgan kishilar uchun nima qor qilmaydi. Shuning uchun Shayx al-Islom so'zida davom etib aytayaptiki, "Waqad da'a al-Khalil Ibrohim li abiyhi wastaghfara lahu." Ibrohim alayhissalom otalarining haqlariga duo qilib istig'for aytgan edi. "Robbana ighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob." Ey Alloh, menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin, hisob kitob kuni, ya'ni qiyomat kuni mag'firat qilgin deb o'ziga va ota-onasiga so'rab duo qilgan. Vaqatga ana sallallohu alayhi vasallam arada an yastaghfira li abi talib. Xuddi shunday keyin bu narsadan Ibrohim alayhisalom qaytarildi. Boshida shu duoni qilganlar keyin qaytarildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham Abu Talibning haqlariga, amaklari Abu Talibning haqlariga istig'for aytmoqchi bo'ldi. La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Imom Buxoriyda kelgan hadisda modomiki Alloh taolo tarafdan qaytarilmas ekanman sizning haqqingizga duo qilaman, istig'for aytaman deb istig'for aytmoqchi bo'lganlar. Keyin Alloh taolo va yana ba'zi musulmonlar ayrim yaqinlariga kufrda bo'lgan, shirkda bo'lgan yaqinlariga istig'for aytmoqchi bo'lganda Alloh taolo ushbu oyatni nozil qiladi. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin. Na payg'ambar va na iymon keltirganlarga joiz emas mushrik bo'lgan kimsalarning haqqiga istig'for aytishlari. Joiz emas. Walau kanu uli qurba. Agarki yaqinlari bo'lsa ham, qarindoshlari bo'lsa ham mushrik bo'lgan qavmlar uchun na payg'ambar va na mu'minlarga istig'for aytish mumkin emas. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ularni do'zax egalari ekanligi ayon bo'lgandan keyin ularni haqqiga istig'for aytib bo'lmaydi deyildi. Ibrohim alayhissalom haqlarida quyidagi hadisni zikr qiladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisni. Shayx al-Islom rahimahulloh ushbu hadisni keltiradi. Men faqat o'zbekchasini o'qib qo'ya qolaman. Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kuni Ibrohim otasi Ozarga yo'liqadi. Ozar mushrikda, shirkda o'lib ketgan bo'ladi otalari.
qiyomat kuni yo'liqadi otasiga. Ozarning yuzini zulmat va chang bosgan bo'ladi. Ibrohim otasiga qarata, "Menga osiy bo'lmagin, demaganmidim?" dedi. Otasi, "Bugun senga osiy bo'lmayman," dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom, "Ey Robbim, qayta tiriltiriladigan kunlarida meni sharmanda qilmaslikni menga va'da qilgan eding. Rahmatingdan yiroq odamning sharmandaligidan ham ortiq sharmandalik bormi?" dedi. Ya'ni rahmatingdan yiroq otamning sharmandaligidan ham ortiq sharmandalik bormi? Ya'ni qayta tiriltiradigan, ya'ni qiyomat kunini meni sharmanda qilmayman deb va'da berganding, ey Robbim. Ha, otamni mana bu holatdagidan ko'ra ko'rishligimdan ko'ra kattaroq sharmandalik bormi? deb xullas otasiga shafoatchi bo'lib mana shu so'zlarni aytganda Alloh taolo aytadiki, "Men jannatni kofirlarga harom qilganman," deydi. Ya'ni bu Ibrohim alayhissalomni ham, hatto eng shafoat qiluvchilarning urug'lari bo'lgan Ibrohim alayhissalomni o'z otasi qilgan shafoati ham qabul qilmayapti. Alloh taolo, "Men jannatni kofirlar uchun harom qilganman." Ya'ni bu bundan keyin meni sharmanda qilmayman degansan, qiyomat kuni otamni shu holatdagidan ko'ra katta, ko'rishimdan ko'ra kattaroq sharmandalik bormi desa, Alloh taolo qat'iy javob berib, "Men jannatni kofirlarga harom qilganman," deydi. So'ngra, "Ey Ibrohim, oyoqlaring ostidagi nima?" deyiladi. Qarasa, qonga belangan sirtlon turgan bo'ladi. Uni oyoqlaridan ushlab do'zaxga uloqtiriladi. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning otalarini o'zining suratida emas, sirtlon suratiga aylantirib qo'yadi. Oz bo'lsa ham ozarga bo'lgan achinishini ketkazish uchun o'sha holatda ko'rsatadi deyishadi. O'sha holatda ko'rsatadi deyiladi. Demak, shafoatni eng katta sharti nima ekan? Alloh izn bergan bo'lish kerak shafoat qiluvchiga va Alloh shafoat qilinadigan shaxsdan rozi bo'lish kerak. Alloh kimdan rozi bo'ladi? Faqat ahli tavhiddan rozi bo'ladi. Mushrik bo'lgan kimsalardan rozi bo'lmaydi. Shuning uchun aytganimizdek, ularning haqqiga hatto duo qilinmaydi. Haythuma marorta biqabri mushrikin fabashshirhu biqabri kafirin fabashshirhu binnar aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Musulmonlarni qabristonidan o'tsak, ularni haqqiga duo qilib o'tamiz. Assalomu alaykum ahli dar qawmin mu'minin va inna inshaalloh bikum lalahiqun nas'alulloh lana va lakum al-afiya. Biz Alloh taolodan o'zimizga ham sizlarga ham afiyat so'raymiz deb ularni haqqiga duo qilib o'tiladi. Lekin kofirlarni qabristondan o'tilsa-chi, ularni ham haqqiga duo qilinadimi? Yo'q, kofirlarni haqqida shafoat qabul qilinmaydi dedik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qachon kofirni qabrini ustida yonidan o'tsang, do'zaxdan bashorat berib o't deganlar. Ya'ni uni haqqiga duo qilib o'tilmaydi, balki do'zaxdan bashorat berib o'tgin deganlar. Demak, ularni haqqiga shafoat qilmaydi. Na dunyoda duo bilan shafoat qilinmaydi, na oxiratdagi ulug' zotlarning shafoati ularga nasib qilmaydi. Xo'p, 6-chi nuqta shafoatga erishish yo'llari. Ya'ni qiyomat kuni farishtalar, payg'ambarlar, mu'minlar shafoat qiladi dedik. Xo'p, shularni shafoatiga daxil bo'lib qolishni nima yo'llari bor? Ya'ni nima amallar qilsak, nima vasilalarni qilsak, biz o'sha zotlarning shafoatiga daxil bo'lamiz yoki ularning shafoati bizga nasib qiladi. Mana bu eng muhim nuqta, bu darslardan maqsad eng muhim nuqta. Bu hozir umumiy tarzda odamlarni bu borada 3 qismga bo'linishligi bilan darsimizni tugatamiz. Keyingi darslarimizda inshaalloh bu har bitta toifani holatini batafsil bayon qilamiz inshaalloh. Xo'p, shafoatga erishish uchun odamlar odatda 3 xil yo'l tutishadi. Shafoatga erishib qolay, qiyomatdagi shafoatga erishib qolay deb odamlar 3 xil yo'lni birini tutadi. Yo shafoat qiladi deb gumon qilganlarni qabrga borib, shularga sig'inishadi, ibodat qilishadi. Masalan, avliyo bo'lib o'tgan yoki payg'ambar bo'lib o'tgan zotlar bo'lsa, shularni qabrga borib turib, to'g'ridan to'g'ri shularga ibodat qiladi, shularni qabri atrofida tavof qiladi, shularni ulug'laydi va hokazo. Sabab nima desangiz, qiyomat kuni shular menga shafoatchi bo'ladi desa, yoki mana ba'zi bir g'uluv ketgan pirlar, masalan, pirga borib qo'l beradi va pirni aytgandan chiqmaydi va hokazo, ha desa, qiyomat kuni shu pirga qo'l bermagan odam kirmaydi deydi. Ya'ni shular orqaligina kirish kerak deydi. Ya'ni go'yoki o'shalar shafoatchi bo'lib, ertaga kuni shular meni olib kirib ketadi degan e'tiqodda bo'lib, agar ibodatni turini ham shularga sarflasa, shu darajada agar mabodo ibodat turini ham sarflasa, mana bu shu birinchi turga kirib qoladi. Xo'p, ikkinchi tur odamlar bor, bu shafoatga erishish uchun qabrdagilarga borib, o'ziga sig'inmaydi, lekin Alloh taolodan menga shafoat so'ra bering,
yoki Alloh taolo nazdida meni shafoat qiling deb qabrdagilardan talab qiladi. Shafoat qilib berishingizni talab qilaman deb so'raydi. Uchinchi turi bor, Qur'on sunnat chizib bergan yo'ldan chiqmaganlar. Ya'ni Qur'on sunnatda payg'ambarlarning shafoatiga daxil bo'lish uchun nimalar qilinish kerak bo'lsa, o'sha narsalarni qilib qolgan narsadan chetlangan kishilar. Mana bu 3 toifani bayoniga inshaalloh batafsilroq keyingi darslarda to'xtaymiz. Shu bilan darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.